müminiz. Dünyayı sevelim mi, sevmeyelim mi? Dünyaya muhabbet edelim mi, etmeyelim mi? Muhabbet edeceksek nasıl etmeliyiz? Seveceksek dünyayı veya dünyanın nimetlerini, lezzetlerini, saadetlerini, işte baharı, gençliği vesaire. Nasıl sevmeliyiz? Ölçümüz ne olmalı yani bu durumda? Şimdi Üstad Seri Otükin sözde Evet. yani kalbin Allah için yaratıldığını ve Allah'a mahsus olmasını, olması gerektiğini birkaç böyle sayfada işliyor Otükin sözde. Yani kalp aynı samettir, ona mahsustur. Bütün sevgiler onadır. Tabii ondan sonra haklı olarak bu soru geliyor. Sizin sorduğunuz sorunun Risale-i Nur'da yeri var. Evet. Üstad diyorlar ki, diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz taamlar ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Annem, babamı, çoluğumu, çocuğumu Evet. severim. Refikay hayatımı, hayat arkadaşımı severim, eşimi yani. Evet. Kadınsa kocasını, erkekse hanımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Sevdiklerimi, dostlarımı. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Herkes hayatını seviyor değil mi? Gençliği. Fare bile kovalarsın kaçıyor. Hayatından memnun. Bugün baktım mesela Mehmet Selim bir pire şey yapmış. Öldürmeye çalışıyor. Bir zıplıyor. Kaçıyor. Şimdi küçük bir pire gözle de bakıyorsun ki zorla görünüyor. Ama hayatından memnun. Şimdi o hayattan memnunsa, seviyorsa sen herhalde insan olarak. Evet. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Herkes öyle değil mi? Baharı seviyor, güzel şeyleri seviyor, dünyayı seviyor. Nasıl bunları sevdiği için? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Evet. Çok enteresan bir sual yani. Şimdi bazen bu muvazeneyi öyle şey yapıyoruz ki sadece Allah. Tamam ama bu şeyi nereye koyacağız? Ben yani hayatımı seviyorum da. Güzel yemekleri seviyoruz. Meşru olan. Baharı seviyoruz. Annemizi babamızı seviyoruz. Peygamberleri seviyoruz. Yani Allah'tan başka kimseyi sevmeyeceksin gibi bir ifadeyi nereye koyacağız yani? Bu ne demektir? Muhabbet, müsaade ediyor. Muhabbet, yine soru da geliyor. Çendan ihtiyari değil. Evet, de muhabbet Evet. insan iradesiyle ben şunu seveyim diye sevemez, Sevmez. sevmeyeyim diye sevmemezlik Evet. yapamaz. Özellikle sevmek. Özellikle sevmek. Ya görüyorsun diyelim mesela güzel bir böcek görüyorsun. Değil mi? Çiçek Uğur böceği görüyorsun. mesela gördüm. Hemen bir seviyorsun. Yani ihtiyari değil ki bu. Hele bakayım bu benim nazarıma hoş görünür mü görünmez mi? Sevmeye layık mı değil mi diye oturup şey yapmıyorsun yani. Hemen bir kalbinde ve ona karşı bir teveccüh oluyor yani. Yani Allah bizim hamurumuza bunu koymuş. Hamurumuza, fıtratımıza bunu koymuş. Evet. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan ihtiyar ile. Burası önemli. Evet. Muhabbetin yüzü, sevdiğimiz şeyin yüzü bir mahbuptan bir sevgiliden diğer bir mahbuba dönebilir. Ha, iradeyle. Evet. Yani birisini severken iradenle o sevgiyi başka birisine yönlendiriyorsun. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. Yani şimdi ben birisine aşık oldum. Tamam. Seviyorum birisini. Tamam. Ama o Allah'ı sevmeme engel Tamam, oluyorsa perde oldu. o zaman ben ne yapacağım? Evet. Yani zarar bile bile zarara gidilmez. Tamam. Muhabbetimi Allah'a Yönlendir. yönlendireceğim. Çok güzel. Veya onda tecelli eden esma varsa o esma namına baktığım zaman doğrudan zaten o beni Allah'a aşık olmama vesile oluyor o. Aynen öyle. O zaman da sıkıntı yok. Tamam. Ya çirkinliğini göstereceksin ki ondan dönesin. Ya da Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının aynı olduğunu bil. Onu seviyorsun ama onun arkasında onu sana veren ve o muhabbeti sana veren Cenab-ı Hakk'ı sevmeye yönlendiriyorsun. Evet. Bu O zaman mühim. bütün her şeye böyle bakabilir miyiz? Allah'ın namına sevdiğim bitti işte. Evet. Allah'ın muhabbetine engel oluyorsa Evet. bu çirkindir deyip Çirkindir.
yönümüzü Cenab-ı Hakk'a döneceğiz. Evet. Allah'ın muhabbetine vesile oluyorsa, ondaki tecelli eden esmayı görüyorsak, sanatın akışı görüyorsak, zaten Allah namına sevmiş oluyoruz. Evet, Allah hesabına sevmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Tadat ettiğin sevdiklerini sevme demiyoruz. Bu yukarıda saydığın şeyler var ya, bahardır, gençliktir, hayattır, annedir, babadır, peygamberlerdir, güzel çiçeklerdir. Bu saydığın şeyleri sevme demiyoruz diyor Üstadımız. Sevebilirsin. Belki aksine onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesele bu, öz bu yani. Evet. Dolayısıyla bu bir kalıp mı? Evet. Sevdiğin şeyi sevme demiyoruz. Onu severken Allah namına sev. Dolayısıyla burada haram bir sevmek olmaz artık. Gayri meşru, gayri kanuni, gayri şer'i herhangi bir muhabbet olmaz. Sen gençliğini için seviyorsun? Ebedi hayatı kazanmak için. İşte bu. Sen anneni babanı niye seviyorsun? İşte Allah'ın rızasına beni ulaştırabilirler. Peygamberleri niye seviyorsun? Peygamberimizi sevmemiz lazım. Çünkü sünnet-i seniyeye ittiba etmek, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbetmeye vesiledir. İşte Allah'ın namına bana gelmiş, Allah'ın emir ve yasaklarını bana bildiriyor, Allah'ımı bana bildiriyor diye seviyoruz. Dolayısıyla her şeye bu noktaya nazardan bahara bu nazarla bakıyorum. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını bana mükemmel gösteren. Hem de şaşalı bir ya, sayfa. Kışı bunun için seviyorum. Cenab-ı Hakk'ın celali tecellisini bana gösteren. Evet. Depremi bunun için seviyorum. Cenab-ı yani sevmem lazım daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın bu manadaki şeyi oldu mu? Evet. Gençliğimi Allah yolunda daha iyi hizmet ettiğim için seviyorum. Hayatımı Allah'a güzel hizmet eden bir durumda ahirete şu dünyada bana yaptığım için nimet ettiği bir şey ve ahirete ciddi manada vesile edeceğim bir şeydir diye seviyorum. Çünkü hayat elimden geçtiğimi Allah'a hizmet edemiyorum. Doğru. Ondan sonra işte dediğimse evliyaları niye seviyorum? Beni Allah'a yaklaştırdıkları için ve doğru bir İslamiyeti bana bildirdikleri için seviyorum diye. Bütün bu manada sayılan neyse, refika hayatımı niye seviyorum? Cenab-ı Hak bana bunu nasip etmiş, hediye etmiş. Ben de bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesi namına seviyorum. Çocuklarımı bana Allah bana hediye etmiş diye, beni de onlar bir müzahir olarak kabul ettiğinden dolayı çocuklarımı seviyorum yine Allah namına diye. Bütün bunları Allah namına sevdik mi, o sevgi ve muhabbet bizi cennete uçurur, bizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah razı olsun. Ben bir başka bir bakış açısından bir değerlendirme yapmak istiyorum. Mesela evet, parayı severim o zaman ben. Evet. Parayı niye severim? Dinime yine hizmet etmek için. İşte bu. Makamı niye severim? Evet. Yine o makamı Allah'ın razı olacağı şekilde Allah razı olsun vesile vasıta yapmak için severim. Şimdi mesela adam siyasete giriyor. Niye giriyor siyasete? Menfaatini talep etmiyor. Bu değil işte. Üstad Hazretleri şöyle bir ölçü veriyor. Diyor ki, biz dini severiz, dünyayı da din için severiz. İşte bu özet ya. Biz dünyayı sevmiyor değiliz. Seviyoruz ama ne için? Din için, Allah için, peygamber için seviyoruz. Ahiret için seviyoruz dünyayı. Harika bir şey. Hatta orada Arabi bir ifade var. La hayre fid dünya bila din. Dinsiz dünyada hayır yoktur. Çok harika bir ifade. Bahar-ı Laikası'nda yine bu noktaya bakan bir şey var. Merati bir dünya, dünyanın mertebeleri noktayı nazarında pek ehemmiyetsiz olmakla beraber. Yani Bediüzzaman Hazretleri tabii sıra dışı bir zat. Bütün zamanını, bütün mesaisini hep ahiret, iman, Kur'an'a hasrettiği için böyle diyor. Senin gibi mertebesini hizmet-i Kur'an'a medar edenler için. Yani makam, rütbe, mertebeyi ben niye talep ederim? Dünya için değil. Kur'an hizmetine vasıta için isterim. Bu o zaman meşridir. Minnet altına, zillet altına girmemek şartıyla hoş görüyorum. Diyor. Mükemmel bir şey ya. Bir de Mevlana Hazretleri'nin bir ifadesi var. Onu da söyleyelim. Su diyor, geminin içine girerse onu batırır. Altında bulunursa onu yüzdürür. Suyu da işte dünya muhabbeti gibi düşünün yani. Kalbimize girse kalbimize girdi mi bizi batırır. Ama dünyaya da ihtiyacımız var sahili selamete çıkmak için. Binek gibi. Binek gibi. Hem dünyanın parasına da ihtiyacımız var. Tabii. Ahireti kazanmak için, malına, mülküne ihtiyacımız var. Allah'ın rızasını kazanmak için. Makama ihtiyacımız var. Allah dinine hizmet için. Var da kalbimizi ona bağlamayacağız.
kesben onlarla meşgul olup ahiretimizi kazanmak için vasıta vesile olarak onları kullanacağız. Allah. Ama kalbimizi ona bağlamayacağız. Maşallah. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz yani. İnek nasıl ki ahırdır yeri, onu sağarız, dünyayı sağarız, evet, nimetlerinden istifade ederiz. Ahirete medar vesile vasıta yaparız, ahireti kazanma noktasında. Ama ineği getirip misafir odasına sokmayız. Yeri ahırdır, paranın yeri kasadır. Çek defterinin yeri işte bilmem nere. Para eğer çok fazla geliyorsa, cüzdana sığmıyorsa kasaya koyarız ama kalbimize koymayız. İşte ineğin yeri ahır, koyunun yeri ağıl demişler. İmam-ı Azam Hazretleri. İşte birisi sual soruyor. Diyor ki ben diyor ne zaman namaza dursam işte koyunlarım aklıma geliyor diyor. İneklerim aklıma geliyor. Ya imam ben bundan nasıl kurtulacağım diye. O diyor işte ineklerini ahıra bağlayacaksın, kalbine bağlamayacaksın diyor. Evet.